Merhaba, ben Dolunay Özeren. Bu derste size JIT'in ve NPM bilgilerinin ne olduğundan ve ne işe yaradığından bahsedeceğim. Öncelikle JIT'inle başlayalım. JIT'in global ticari öge numarasıdır. JIT'in yani global ticari ürün numarası, ticari ürünleri tanımlamak için kullanılır. En az 8, en fazla 13 karakterlidir. Her ürüne ait bir JIT'in numarası bulunmaktadır. Bu benzersiz numara uluslararası alanda ürün tanımlar ve sadece o ürün için geçerlidir. JIT'in numaraları genellikle ürünlerin ambalajlarında veya kutuların üzerinde barkoduyla birlikte bulunur. Örneğin ülkemizde barkodun altında gördüğünüz 13 haneli numara JIT'in numarasıdır. Sattığınız ürün veya ürünlerin JIT'in numaralarını markanın kendisinden veya ürünün tedarikçisinden temin edebilirsiniz. Ya da ürünün ambalajında veya kutusunda barkodun altında bulduğunuz JIT'in numarasını da kullanabilirsiniz. JIT'in genellikle ürünlerin kutularının yanında veya kitapların arka kapağında bulunur. Dünyada JIT'in standartları GS1 tarafından belirlenir. GS1'in Türkiye temsilcisi TOB yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'dir. Eğer kendiniz bir JIT'in satın almak istiyorsanız TOB'a başvurabilirsiniz. MPN, Manufacturer Part Number kelimelerinin kısaltmasıdır. Yani üretici parça numarası demektir. Aynı şekilde JIT'in gibi benzersiz bir ürün tanımlayıcısıdır. MPN, bir üreticinin ürettiği ürünleri kendi içinde ayırt edebilmesi için kullanılır. Eğer üretilen ürünlerin JIT'in bilgisi yoksa, MPN bilgisi mutlaka olmalıdır. MPN bilgisi harf ve sayılardan oluşur. MPN, JIT'in gibi küresel çapta tek bir ürün tanımlar. MPN, üretici tarafından belirlenen bir numaradır. Ürünleriniz görüldüğü veya hedef kitleye ulaştığı sürece satış yapabilirsiniz. İşte JIT'in ve MPN burada devreye giriyor. JIT'in ve MPN bilgilerinizi sisteme tanımlayarak Google veya Google benzeri arama motorlarının alışveriş sonuçlarında ürünleriniz görünecektir. Google'da ürün araması yapıldığında ve alışveriş sonuçlarına tıklandığında kullanıcıya aradığı kelimeyle en alakalı ürünler gösterilir. Google alışveriş sonuçları dediğimiz bu alanda ürünlerin bizzat alakalı kullanıcıya erişmesi için JIT'in bilgisi girmeniz oldukça önemlidir. Google, JIT'in bilgisinin doğru girildiği ürünlerde dönüşüm oranlarının %20'ye kadar arttığını açıklamaktadır. Ürünlerinizin reklam performansını arttırmak için doğru JIT'in bilgisi girmeniz çok önemli. JIT'in bilgisini girmek, YouTube veya diğer partner sitelerinde reklamlarınızın gösterilmesini sağlar. JIT'in yaygın olarak markalı ürünlerde kullanılır. MPN ise ürünlerin modellerini tanımlamak için kullanılır. Eğer JIT'in bilginiz varsa bunu girmelisiniz. Eğer yoksa MPN numarası girebilirsiniz. Kumaş, takı, toka, organik gıda, el yapımı ürün veya özel üretim ürünler. Bu tür ürünlerde JIT'in bilgisi girmeniz zorunlu değildir. MPN bilgisi bulunuyorsa girmenizde fayda var. JIT'ini olmayan fakat MPN bilgisi bulunan ürünler için MPN girmeniz faydalıdır. Ürünlerinizi MPN tanımlanmamışsa listeleme aşamasında MPN bilgisi girmeden de aynı ürünleri yayınlayabilirsiniz. Satışını yaptığınız ürünün MPN numarasını aynı JIT'in gibi ürünün tedarikçisinden veya markanın kendisinden bulabilirsiniz. El yapımı, butik üretim, özel üretim gibi ürünlerde JIT'in bilgisi tanımlanmamış olabilir. Bu tür durumlarda JIT'in girmeden ürünlerinizi yayınlayabilirsiniz. Son olarak ürünlerinizi listelerken JIT'in ve MPN bilgilerinin nasıl girildiğini öğrenmek için Nasıl Ürün Listelerim dersine bakmanızı öneririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bol satışlar.